Selamlar dostlar. Diş morfolojisi dersi 6'ya hoş geldiniz. Bugün sizlerle dişin morfolojisini tanımakta kullanılan terminolojileri göreceğiz. Dişler, diş bükey çıkıntı, sırtlar, çöküntüler ve oluklardan oluşuyor. Bu derste bunları göreceğiz. Bir başlık atalım. A diyorum. Tüberkül, tüberkül tepeleri. Kusura bakmayın birazcık hasta gibiyim. Tüberkül tepeleri. Arkadaşlar, tüberkül, tüberkül tepeleri nedir? Şimdi diyelim ki şöyle ve şöyle bir molarımız olsun. Şu bir tüberküldür. Şu kısım bir tüberküldür. Şu kısım bir tüberküldür. Şu kısım bir tüberkül. Şu kısım bir tüberkül. Yani şu molarımız. Şu kısım bir tüberkül. Şu kısım bir tüberkül. Tüberkül, tüberkül. Molar dişlerimiz arkadaşlar. Yazıyorum. Molar 3 ila 5 tüberkül arasından oluşur. Premolarlar ise premolar 2 ila 3 tüberkülden oluşuyor arkadaşlar. Kaninler ise resimleri dikkatli bir şekilde durdurup görün. Kaninler bir tüberküldür. Tüberkülleri bölgelerine göre isimlendiriyoruz. Örneğin bir molar çizeceğim tekrardan. Bu mezuya bukkal tüberkül. Burası distobukkal tüberkül. Burası distolingual tüberkül. Burası mezyolingual tüberkül deniyor. Mezyodistal ya da bukkal ya da lingual olmasına göre isimlendirebiliyoruz bu tüberkülleri. Mesela bir tane de premolar örneği vereyim. Premolarda nasıl oluyor? Şu an bir premolar resmi gelsin. Premolar resminde şu an gördüğünüz üzere bir fasyal tüberkül, bir de mezyolingual ve distolingual tüberkül olmak üzere 3 tüberkül bir premolar görüyorsunuz arkadaşlar. İkinci başlığımız B tüberkül sırtları. Tüberkül sırtları nedir? Çoğu tüberkülde tüberkül tepesine birleşen 4 tane tüberkül sırtı vardır. Hemen bir resim çiziyorum. Şimdi bir premolar çizdim arkadaşlar. Hani şu iç kısmı, şu fasyal kısmı, bu lingual kısmı, burası da iç kısmı olsun. Şurada tam çarpı attığım kısım tüberkül sırtı. Tüberkül sırtı. Burası triangular sırt, triangular sırt diyoruz ve triangular sırt fasyolingual yönde uzanan sırtlara biz triangular sırt diyoruz arkadaşlar. Bu iki tüberküllü bir premolar. Birinci tüberkül ve ikinci tüberkül. Mezyal ve distal tüberkül sırtları, yani şu sırtlar aynı zamanda tüberkül eğimleri veya tüberkül kolları olarak da biliniyor arkadaşlar. Tüberkül eğimleri, tüberkül kolları. Biz ne demiştik? Fasiyolingual yönde uzanan sırta triangular sırt demiştik. Evet, burada da bir triangular sırt var. İki triangular sırt birleşerek arkadaşlar transvers sırt denilen bir sırtı oluşturuyor. Ve de oblik sırt dediğimiz bir terim var. Hemen görelim. Oblik sırt. Oblik sırt nedir? Sadece üst molarlarda gözükür. Şu bir üst molar olsun. Üst molarlarda arkadaşlar böyle çapraz giden bir sırt vardır. Ve buna biz oblik sırt diyoruz. Oblik sırt. Sadece üst molarlarda görünüyormuş. Alt molarlarda yok zaten böyle çapraz giden bir sırt. Bir diğer başlığımız ise marjinal sırtlar ve singulum. Tüm ön dişlerin servikal 1/3'lük kısmında çıkıntı veya tümsek vardır arkadaşlar. Biz buna singulum diyoruz. Bir singulum örneği verecek olursam. Tam burada bir singulumuz vardı arkadaşlar. Ben bunu canlı canlı da göstereceğim. Marjinal sırtlar dediğimizde arkadaşlar ön dişlerde lingual yüzün mezyal ve distal sınırlarını oluşturur. Servikal 1/3 kısımda. Yani burası marjinal sırt. Burası da bir marjinal sırt. MS yazıyorum, marjinal sırt. Mezyal marjinal sırtlar genelde distal marjinal sırtlardan daha uzun olur arkadaşlar. Yani şu kısım şu kısımdan daha uzun olur arkadaşlar. Şurada gördüğünüz üzere singulumumuz santral dişimizde. Bir sonraki başlığımıza geçelim. D. Oklüzel tabla ve kron çevresi. Birinci ve ikinci olarak hızlı bir şekilde. Oklüzel, kron çevresi, oklüzel tabla. Arasındaki farklar nelerdir arkadaşlar? Şimdi şöyle molarımız olsun. Ve de burada ise tüberkül çıkıntılarımızı görüyoruz değil mi? Oklüzel kron çevresi diş kronunun baktığımız zaman oklüzelden gördüğümüz en dış hatta biz oklüzel kron çevresi diyoruz. Fakat oklüzel tabla yine bir
Mola çizecek olursam şöyle burada çıkıntılarımız olsa, tüberkül çıkıntılarımız. Oklüzal tablo ise sadece şu gördüğümüz sınırdır. Tamamen kronu kapsamaz. Burası iken oklüzal tablo, oklüzal kron çevresi ise kronun dış hattına diyoruz. Bir sonraki başlığa geçelim. Diğer tümsekler ve sırtlar başlığımız. Servikal sırt diyoruz arkadaşlar. Servikal sırt nedir? Alt ikinci molarda mezyobukal tüberkülde olan bir sırtımız var. Servikal sırt. Alt ikinci molarda görülüyormuş. Hemen çizecek olursam bir örnek. Tam sırtında bir servikal sırt dediğimiz bir sırtımız varmış arkadaşlar. Mamellonlar. Mamellonlar ise yeni sürmüş kesicilerde 3 küçük tümsek veya tüberkül yaş ilerledikçe birbirine sürtüp düzleşir. Hemen örnek göstereyim. Şunlara mamellon diyoruz arkadaşlar. Yeni dişleri çıkan bir çocukta mamellonlar gözüküyor ve yaş ilerledikçe dişler birbirine sürtündüğü için bu mamellonlar kayboluyor ya da bir diş hekimi tarafından estetik babında istenebilinir mamellonların kaldırılması. Perikimata dedik. Yeni sürmüş daimi dişlerin minesinde çok sayıda ince yatay sırtlardır. Diyelim ki şöyle bir dişimiz olsun. Servikal çizgiye yakın kısımlarda daha fazladır yatay çizgiler. Buralarda azalır. Biz bunlara perikimata diyoruz. Gene diş fırçasıyla fırçaladıkça bu perikimata çizgilerimiz kayboluyor. Size bir örnek vereceğim. Tüm sırtları, transvers sırtları, marjinal sırtları, triangular sırtları, olukları, fossaları vesaire hepsini buradan göreceğiz. Evet, bunların isimlendirilmesini yapacağız şimdi sizlerle. Birincisi bukal tüberkülün distal tüberkül sırtı. İkincisi bukal tüberkül sırtı. 3. Bukal tüberkülün distal tüberkül sırtı. 4. Mezyal marjinal sırt. 7. Distal marjinal sırt. Mezyal marjinal sırt, distal marjinal sırt. Yanlar arkadaşlar marjinal sırt diyorduk. Buralara triangular sırt, ikisinin birleşimine transvers sırt diyorduk. Şimdi 8'e bakalım. Bukal tüberkülün triangular sırtı. Lingual tüberkülün triangular sırtı. 10. Transvers sırt. 6 ise lingual tüberkülün distal tüberkül sırtı. 5 ise lingual tüberkülün mezyal tüberkül sırtı. Burası mezyal, burası distal, bukal, lingual. Tekrar edelim. Bukal tüberkül sırtı, bukal tüberkülün distal tüberkül sırtı, bukal tüberkülün mezyal tüberkül sırtı, mezyal marjinal sırt, distal marjinal sırt, bukal tüberkülün triangular sırtı, lingual tüberkülün triangular sırtı, transvers sırt, lingual tüberkülün distal tüberkül sırtı, lingual tüberkülün mezyal tüberkül sırtı. Bunu da iyi bir şekilde ezberleyin arkadaşlar. Bir sonraki başlığımıza geçecek olursak eğer, anatomik kronda çöküntü ve oluklar. Hop, başlığımızı attık. Oklüzal sulcus tüm arka dişlerin oklüzal yüzeyinde bukal ve lingual tüberkül arasında V şeklinde çöküntü veya vadilerdir. İçlerinde fossa denilen çöküntüler vardır. Oluklar ise gelişimsel oluklar ve suplementler oluklar ikiye ayrılıyor. Şimdi bunları resim üzerinde görecek olursak eğer, bir molar diş çiziyorum şöyle. Santral oluğumuz tam ortasında olana santral oluk diyoruz. Santral oluk. Lingual tüberkül tarafında olana lingual oluk. Bukal kısmında olana bukal oluk diyoruz. Santral oluk, bukal oluk, lingual oluk. Ve bir de şuralarımıza nokta şeklinde pitlerimiz var. Nokta şeklinde olan derinliğe pit diyoruz böyle nokta şeklinde. Şuralarda da pitlerimiz var arkadaşlar. Bir sonraki başlığımıza geçecek olursak. G şıkkı. Anatomik kökün. Eksternal morfolojisi. Anatomik kökün eksternal morfolojisi diyoruz. Furkasyon nedir arkadaşlar? Kök gövdesine ayrı köklere bölündüğü yerdir. İkili furkasyon var. Üçlü köke trifurkasyon diyoruz. İki köke
bifurkasyon diyoruz. Şimdi atıyorum şöyle bir dişimiz var. Şöyle de bir şeyimiz olsun. Arkadaşlar biz buraya iki köklülere bifurkasyon, üç köklülere trifurkasyon diyoruz. Bir de furkal alan dediğimiz bir bölge var. Furkal alan ise şu iki kök arasında kalan alana ya da 3 ya da 4 kaç kökü varsa o kökler arasında kalan alanı ise furkal bölge diyoruz arkadaşlar. Bir sonraki başlığımıza geçelim. Servikal çizgi kurvetürü. Daha önceki derslerde bundan bahsetmiştik. Minesemen sınırını servikal çizgi dediğimiz zaten bir önceki derslerden biliyoruz. Mezyal yüzeyde arkadaşlar distal yüzeye göre kurvetür tepesi daha fazladır. Bir resim koyacağım. Oradan kurvetür uzunluklarına bakın. Santral kesicilerde en fazladır kurvetür tepesi. Bir sonraki başlığımıza geçelim. I nispi boyut diyelim. Son başlığımız. Arkadaşlar Dr. Wolfel 4572 dişle çalışma yapmış. Kron ve köklerini nispi boyutlarını belirlemiştir. Birçok insanın dişlerini alıp ortalama bir boyut belirliyor. Burada da şekil koyacağım. Bu şekillerden nispi boyuta bakabilirsiniz. Hangi dişimiz uzun. 6. dersin sonuna geldik. Beğenip abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.